Yargıtay banka işlemleri konusunda emsal bir kararın altına imza attı. Yüksek Mahkeme fotokopi yapılarak düzenlenen sahte talimatlarla bankadan para çekilmesi olayında ıslak imzalı belgeleri istemeden işlem yapan bankayı kusurlu buldu. Adına düzenlenen sahte talimatla hesabından para çekildi. Olayı Yargıtay'a taşıdı. Yüksek Mahkeme'ye konu olan dosyaya göre bir şirketin eski çalışanı şirket yetkililerinin adına sahte talimat düzenledi. Eski yöneticisinin hesabından 7800 lira çeken şüpheli bu parayı ise üçüncü kişilerin hesabına aktardı. Davacı hesaplarından para eksildiğini gördü, durumu bankayla görüştü. Daha sonra ise olayı yargıya taşıyarak ilgili bankanın özensizliğinden dolayı zarara uğratıldığını belirtti. Yargıtay'a taşınan konuyla ilgili ise emsal bir karar verildi. Fotokopi yoluyla sahte olarak üretilmiş talimatların ardından davacı şirketin yöneticisinden ıslak imzalı belgeler istenmeden ve teyit alınmadan işlem yapılmasından banka sorumlu tutuldu. Bu nedenle ilgili bankanın %50 kusurlu olduğu yönünde karar verildi. Daire kusurun %50'sini ise davacı da buldu. İşlemleri gerçekleştiren kişinin davacının eski çalışanı olması, çalışanını seçmekte ve onu denetlemede gerekli özeni göstermemesi nedeniyle davacıya yüklendi. Vatandaşlar Yargıtay'ın kararını yerinde buldu. Yargıtay'ın vermiş olduğu bu kararın kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunda sorumluluk tamamen bankalara ait. Yargıtay doğru karar vermiş. İmzası olmadan banka vermeyecek. Verdiği zaman sorumluluğu banka almış oluyor. Destekliyorum. Zaten daha önceki kararları da bu yöndeydi. Uygulamalardan çekilen paralarda da aynı şeyi yapıyordu. Bence mantıklı. Bankanın ıslak imzasız işlem yapmasını eleştirdi. Bizden herhangi bir işlem için istedikleri belgelerde kılı kırk yarıyorlar ama bu tür sahtekarlıklarda nedense hep aldanıyorlar. Niye ben mağdur olayım sahtekarların elinde? Ben onların yüzünden eziyet çekeyim, mağdur olayım. Yargıtay doğru karar vermiş. Artık biliyorsunuz KVKK'lar var. Teknoloji çok ilerledi. Teknoloji ilerlemesiyle beraber bankalardaki o mobil uygulamalara girişler de çok kolaylaştı. Dolayısıyla bana bilgi vermeden benim adıma herhangi bir işlem yapması zaten saçma bankanın.